İyi akşamlar değerli izleyenler. Haberin merkezi Show Haber'den sizlere günün önemli gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunun son durağı Hırvatistan'a gitti. Bölgesel gelişmeler önceliğindeydi. Avrupa'nın doğal gazını kesen Putin'in Ukrayna tahılı konusunda da tepki göstermekte haklı olduğunu söyledi. Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere değil. Doğalgazı kesilen Avrupa'ya yüklenmiş, Rusya hafife alınacak ülke değildir demişti Cumhurbaşkanı. Tahıl sevkiyatı tartışmasında da Putin'e hak verdi. Rusya'ya tabii bu yaptırımlar sürerken bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Rusya lideri Ukrayna tahılının dünyaya ulaştırılması üzerinden Türkiye'yi övdü, batıya tepki gösterdi. Tahılın yoksul ülkeler yerine zengin ülkelere gitmesini haftaya Erdoğan'la görüşeceğini söyledi. Görüşeceğiz ve temennimiz odur ki bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını başlatalım ve gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım. O görüşmede enerji konusunun da öncelikli başlık olacağını vurguladı Cumhurbaşkanı. Balkan turunun son durağı Hırvatistan'daydı. Mevkidaşı Milanović törenle karşıladı. İş forumuna katıldı, vatan anıtına çelenk bıraktı. Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı. Sırbistan ziyareti sırasındaysa Belgrad Kulesi'nde Türk işçiler karşıladı Erdoğan'ı. Sevgi gösterisini karşılıksız bırakmadı. CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara Nallıhan'da kanaat önderlerine seslendi. Millet İttifakı gündemindeki HDP polemiğine açıkça atıfta bulunmadı ama mesajları dikkat çekiciydi. Kavga ettirmek istiyorlar bize. Kavga etmeyeceğiz. Niye kavga edelim? İnsanların kimliği üzerinden siyaset niye yapalım? Millet İttifakı'nda HDP'li bakan polemiği sürerken bu mesajı verdi. Birliktelik vurgusu yaptı. Birlikte yaşamanın önemini bize anlatan büyüklerimizin sesine kulak vermeliyiz. Yaşam tarzlarına kulak vermeliyiz. Ve biz bu topraklarda kamplaşmayı değil, kucaklaşmayı öğrenmeliyiz. Kılıçdaroğlu Nallıhan programında Tapduk Emri Türbesi'ni ziyaret etti. Esnafın kapısını çaldı. Kanaat önderlerine seslenirken siyasetin sıcak başlıklar önceliğindeydi. Yazıktır, günahtır bu memlekete. Evlatlarımız var. Atalarımız bize böyle öğretmedi. Yardımlaşmayı imeceyi öğretti. Altı lider uzlaşırsa ben hazırım demişti. Adaylık sinyallerine bir yenisini ekledi. Siyasete girdim, ta genel başkanlığa kadar geldim. Yok arkadaşlar, zenginleşmedim. Yani illa malı götürene mi gidip oy vereceğiz? İlla kul hakkı yiyene mi götürüp oy vereceğiz? Ya bir de doğru dürüst sizden toplanan her kuruşun hesabını size veren insanları tercih edin bir de. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması hız kazanırken Meral Akşener bir sürprize imza attı. Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. İyi Parti liderinin esnaf turu da vardı. Bir kadın yalvarıyorum dedi. Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesini istedi. Özellikle kahve içtik çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık. Tam da Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali gündemdeyken dikkat çeken ziyarete imza attı Akşener. Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Çok görüştük kendisiyle çeşitli vesilelerle ama ilk defa makamında ziyaret ediyorum. Bugüne kadar ziyaret etmemiştim. Saraçhane'ye gelişinde zabıta tören mangası hazırdı. Merhaba arkadaşlar. Karşılıklı hediye merasimi de vardı. Yalıları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar ama konuşacağım. Evet, şimdi bir mesaj var burada. Boğaziçi yalıları. İyi Parti lideri görüşmeye dair açıklama yaptı. Adaylık tartışmasına değinmedi. Biliyorum ki işte yalılar gidiyor, o oluyor, bu oluyor. O tür mevzularda da bilgi aldık. Hem çalışmalar hakkında bilgi aldık hem de kendisine karşı yapılan
pek çok zorlamalar var. İstanbul'un ilçelerinde esnaf turuna da çıktık. Mansur Bey'i istiyoruz. Başkanım size yalvarıyorum, kazanmayacak insanı sakın kabul etmeyin. Sakın bizi bir daha bir kuyunun içine atmayın. PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları çıkınca dokunulmazlığı kaldırılmış, yurt dışına kaçmaya hazırlanırken de yakalanmıştı. HDP'li Semra Güzel kaçma girişimi sırasında bakın yakayı nasıl ele verdi. Yurt dışına çıkma amacıyla Edirne'ye giderken yakalanmış, üzerinden sahte pasaport çıkmıştı. Yasa dışı kaçış planının Güzel'in yanındaki göçmen kaçakçısının fuhuş zaafı yüzünden çöktüğü ortaya çıktı. HDP'li vekile yardım eden insan kaçakçısı bir süredir Milli İstihbarat Teşkilatı'nın takibindeydi. Fuhuş şebekeleriyle de irtibatı tespit edilmişti. İllegal kaçış girişimi öncesinde İstanbul'da bir otelde yabancı uyruklu bir kadınla ilişkiye girdi ve o kadına yurt dışına gideceğini söyledi. Fuhuş şebekesini de takip eden güvenlik güçleri hem o insan kaçakçısını hem de yanındaki HDP'li vekili İstanbul çıkışında kıskıvrak yakaladı. 96 yaşındaydı. Çok badireler, büyük acılar, hatta Covid'i bile atlattı. Çok sevdiği eşi tarafından aldatıldı. Komplolarla suçlandı. Çocuklarıyla da, torunlarıyla da anlaşamadı. Ama hala sapasağlam, hala tahttaydı. Kraliyette rekor kıran İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth. Birçokları için gönüllerin prensesi Lady Diana'nın eski kayınvalidesi. Sağlık durumu kötüleşince gözetim altına alındı. Eğer ölürse Londra Köprüsü yıkıldı koduyla duyurulacak. Çok önceden kararlaştırılan prosedür başlayacak değerli izleyenler. Uzun yıllardır taht yolu gözleyen oğlu Prens Charles kral olacak. Birleşik Krallık'ta bir devir kapanacak. Renkli döpiyesleri, incileri, köpek ve at sevgisi, özellikle de gizemli bir kazada hayatını kaybeden Prenses Diana ile ilişkisiyle hiç unutulmayacak. Tarkan'la devam ediyoruz. Tarkan'ın yarın akşam İzmir'de konser vereceği sahne bir anda çöktü. Facianın eşiğinden dönüldü. Sevenlerini rahatlatan açıklama ise Tarkan'dan geldi. Ünlü sanatçı yeni adresi sosyal medya hesabından paylaştı. Yarın akşam hepinizi Gündoğdu Meydanı'na bekliyorum dedi. Müjdeyi verip geliyorum demişti ki konsere çıkacağı dev sahne büyük bir gürültüyle çöktü. Bu hale geldi. Sahne gözümüzün önünde yıkıldı. Çatının çökmesiyle beraber komple devrildi. Megastar Tarkan, İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları için 9 Eylül'de kordonda sevenleriyle buluşacaktı. Sahne kuruldu, ışıklar yandı. Ama dün gece nasıl olduysa çelik platformdan oluşan koca sahne bir anda çöktü. Sahne gözümüzün önünde yıkıldı. Çevredekiler büyük korku yaşadı. Abi tarihe şahit ettik resmen. Işıkları falan da söndürdüler. Herhalde yangın kaçağı olması falan şu anda. Megastar Tarkan'ın çıkacağı dev sahne konsere saatler kala çöktü. Günün ışımasıyla birlikte faciadan kıl payı dönüldüğü ortaya çıktı. İddiaya göre platform kurulurken teknik hata yapılmıştı. Kazanın yaşandığı dakikalarda Tarkan yoldaydı. Talihsiz kaza Tarkan'ın İzmir için yola çıktığı saatlerde yaşandı ve platformda bulunan bir işçi yaralandı. Sahnenin son hali akordiyonu andırdı. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Megastar konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız dedi. Tarkan'ın konser vereceği sahnenin çökmesiyle birlikte yine bir dev platform arayışına geçildi. İşte onlardan biri de Gündoğdu Meydanı'nda bulunan, hazır kurulmuş halde bulunan bu dev konser alanı. Eğer Tarkan kabul ederse Gündoğdu Meydanı'nda konserini verecek. Tarkan da kabul etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına hepinizi yarın akşam Gündoğdu Meydanı'na bekliyorum notunu düştü. Bir eve girip 300 bin lira çalmakla kalmadı, bir de o parayla kamera karşısına geçip poz verip resmen dalga geçti. Ama unuttuğu bir şey vardı, jandarma peşindeydi. Paraları bir eğlence mekanında yerken bakın nasıl kıskıvrak yakalandı.
eşek gibi çalışıyorum. Gizlice girdiği evden 300 bin lira çaldı, bir de o parayla poz verip dalga geçti. Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil. Denizli'de 24 yaşındaki bir hırsızlık şüphelisi önceki gün gözüne kestirdiği bu binaya girdi. Evden 300 bin liralık altın ve parayla çıkarken kameraya böyle yakalandı. Ev sahibinin ihbarı üzerine ekipler güvenlik kameralarını taradı. Şüphelinin izine önce bu kuyumcuda rastladı. Çaldığı altınların bir kısmını bozdurup kendine 35 bin liralık cep telefonu almış, sonra da bu videoyu çekmişti. Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil. Tatilim belli değil. Jandarma ekipleri yüzsüzlükte sınır tanımayan zanlıyı bir gece kulübünde yakaladı. 4 suç kaydı daha olduğu belirlenen genç tutuklanıp cezaevine gönderildi. Akşam eğleneceğiz. Çiğ köfte eksik dediler. 4 kilo çiğ köfte, şişelerce şalgam ve ayran alıp kayıplara karıştılar. Allah yedirmesin diyen iş yeri sahibi ise şimdi o iki hırsızın yakalanacağı günü bekliyor. Yüklü miktarda bizden sipariş istediler. Siparişleri hazırladık. Tabii bayağı içecekleri vesaire bayağı bir yüklü bir şekilde hesap birikti. Hesabı vermeden gittiler. Kilolarca çiğ köfte, şişelerce şalgam ve ayran aldılar. Parasını ödemeden kaçtılar. Cüzdanımı unuttum diyerek arabaya gitti ve bir daha gelmedi. İki kişi Alibeyköy'deki çiğ köfte dükkanına gelip sipariş verdi. Akşam saat 8 gibiydi. İşlerimizin yoğun olduğu bir vakitti. Eğleneceğiz. Bize çiğ köfte lazım. Hani bu şekilde dile getirdiler bize. Tabii sadece çiğ köfte siparişiyle de yetinmediler. Yanında 4 tane ayran ve şalgam suyu alarak hızla çıktılar. Çok arsızlardı, çok arsızlardı. Cüzdanımız arabada kalmış, alıp gelelim dediler. Arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Derken de koşa koşa gitti. Biz de arkasından sadece baka kaldık. Parayı ödemeden kaçan o şüpheliler tam 4 kilo çiğ köfte hazırlattı. Metin Keskin'in şu anki zararı 750 lira. Çok zoruma gitti. İnanın çok zoruma gitti. Allah yedirmesin. İstanbul Gümüşsuyu'nda deli dumrul gibi para toplayan değnekçi, Show Haber ekibi ve polisten para isteyince baltayı taşa vurdu. Haksız kazanç sağlama hayali karakolda son buldu. Değnekçi bu kez sert kayaya çarptı. Önce Show Haber ekibinden, ardından polisten park yeri ücreti istedi. Niye para istiyorsunuz insanlardan? Anlamda aç kalmışız, çocuğuz. Bana yalan sormuşum. Show Haber ekibinden Uğur Alaaddinoğlu, Oya Nurkaya ve Burcu Ayyıldız, Gümüşsuyu'na araçlarını park edecekleri sırada kendisini bale olarak tanıtan bu adam geldi. Evet. Onlardan para istedi. Başka sürücüye de sanki yol onunmuş gibi, otopark gibi yer olduğunu söyledi. Park amcan olarak. Amcam değilsin sen benim ya. Zorla para alabileceğini düşündü ama alamayınca iyice öfkelendi. Ben sana niye para vereyim? Abi tamam, sen cumhurbaşkanı olmuşsun. Allah seni var ya bizim gibi ya. İhbar üzerine Beyoğlu Asayiş ekipleri geldi. Değnekçiler bu kez onların aracına yanaştı. Ne zaman çıkıyoruz? Saati çıkarız galiba. Saati çıkarız. 20 lira. 20 lira mı? Evet. Suçüstü yakalandılar. Ne yapıyorsunuz burada? Para mı istiyorsunuz? Ama bizden istediniz. Beyoğlu Asayiş ekipleri bizim şikayetimiz üzerine hemen buraya geldi ve o iki değnekçiyi suçüstü gözaltına aldı. Aslında onlar buraya gelmeden başka bir İngiliz turist yanaşmıştı araçlarıyla buraya. O değnekçiler onlardan da para istemişti. Sadece park için benden 40 lira aldı. Türk polisi çok iyi. Zonguldak'ta arsasına başkalarının da ortak gösterildiğini söyleyen kadın elinde benzin bidonuyla çatıya çıktı. Çatıdaki arsa eylemine akrabaları da katıldı. Polisler onları ikna etmek için uzun süre çabaladı. Yerine gidin, iner ki atlarım aşağı çatmaktan. Atlayamazsam yaparım.
Arsası için akrabalarıyla çatıya çıktı, eylem yaptı. Vali gelsin diyen kadın polisleri uzun süre uğraştırdı. Zonguldak Ereğli'de yaşayan Nezahat Akkayaoğlu evinin yıkılacağını öğrendi ama iddiasına göre arsası 19 kişiyle ortak gösterilmişti. Ailesiyle çatıya çıktı, isyan etti. Sonunda istediği oldu. Valiyle telefonda görüşen kadın nihayet çatıdan indi. Herkes derin bir nefes aldı. Bazı özel okullarda yemek ücretlerine gelen %100'lük zam velileri isyan ettirdi. Özel okul yöneticileri ise gıda fiyatlarındaki artıştan şikayetçi. Raf fiyatlarına gelen artış %36 değil. Yemek, servis gibi unsurlar aslında özel okulların dışarıdan edindiği, aldığı hizmetler. Tüm velilerimiz bu şikayeti hepimize sunuyorlar. Özel okullarda zam oranı %36 ile sınırlandırıldı ama yemek ve servis ücretleri sınırlama dışında kaldı. Bazı özel okullar yemek ücretlerinde %100'lük artışa gitti. Gıda fiyatlarının 6 katına, hatta bazı birimlerde daha fazla olduğu yerde gıdanın ve yemek ücretinin ucuz olma ihtimali yok. Bazı özel okullarda ders zili çoktan çaldı ve o tartışma da yeniden başladı. Özel okullardaki yemek ücretlerinden veliler de dertli, özel okul yöneticileri de. Geçen sene bizim marketten aldığımız küçük sütler 1 TL'ydi. Şu an aynı sütlerin raf fiyatı 6 TL. Dışarıda yemek yemek, gıdaların giderleri bunlar çok belli. Veliler iş yerlerine örnek gösterip fiyatlara tepki gösterdi. İş yerlerinde günlük 42 lira olan yemek parası özel okullarda 100 ila 130 lira. Bu fiyatların pahalı olduğunu söylüyorlar. Örneğin Çankaya'daki bu özel okulda geçen sene yemek ücreti 4000 liraydı ama şimdi 11 bin lira oldu. Özel okul yöneticileri artan maliyetlerden şikayetçi. Yaklaşık 3 katına çıktı yemek ücretlerimiz. Ama bu bile aslında sadece maliyeti karşılıyor. Yemek ücretlerinde fiyatlandırmayı önceden yapan özel okullarsa fiyat artışının kaçınılmaz olduğu görüşünde. Biz ücretleri Ocak ayı gibi belirliyoruz. 1,5 yıl önceden sizin belirlediğiniz fiyat 1 yıl sonrayı götürüyor. Gece uyurken evde hırsızla burun buruna gelen genç kız hemen kardeşinin yanına gitti. Ama onu bir türlü inandıramadı. Gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkardı. İçeriye girmeye çalışıyordu. Bir baktım kardeşimin çığlık sesleri geldi. Beni görünce korktu, biraz böyle dona kaldı. İki hırsız Şişliferi köydeki bu binanın 3. katını gözüne kestirdi. Hırsızlardan biri 1. katın korkuluğuna bastı, diğeri de onun omuzuna çıktı. Saniyeler içinde 3. kata yukarıya tırmandı. Hiç zorlanmadan eve daldı. Ne var ne yok toplayacaktı ki evdeki genç kıza yakalandı. Tıkırtılar zaten gelmeye başladı. Bir baktım orada bir adam var. Hırsızın 3. kata tırmanmayı başardığı tam o anda Sibel Özoğlu da salonda koltukta yatıyordu. Sesleri duydu. Bir anda ayağa kalktı. Gözlerine inanamadı. Beyaz maskeli siyah giyinmiş bir adam gördüm. Korktum, kalktım. Rüya mı acaba diye düşünmeye başladım. Hırsızla burun buruna gelen genç kız içeri gidip kardeşini uyandırdı. Biz inanmadık, baktık balkondan zaten çıkılacak gibi değil yani, zor. Nasıl çıkmış dedim, belki rüya falan görmüşsündür dedim. Geri döndüğünde kimseyi göremedi. Ben de korktum, biraz öyle kaldım, sonra koştum gittim, salona kadar gittim. Sonra geldiğimizde hırsız yoktu. Gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkardı. 3. katın balkonundan direkt aşağı atlıyor. Adama hiçbir şey olmuyor. Başkası olsa direkt sakat kalır zaten. Aile şikayetçi oldu. Polis şimdi o hırsızların peşinde. Atlamış adam, yere düşmüş. Biz haliyle şaşırdık kaldık. Geçen kış fiyatı çok tartışılan domates için bu kez kış gelmeden bakanlık harekete geçti. Domates ürünlerinin ihracatı yasaklanmadı ama kayda bağlandı. Peki bu tedbir domatesin fiyatını yerinde tutar mı? Üretici ve pazarcılara göre domatesin kilosu 50 lirayı aşacak. 40-50 lira olur kilosu.
kış yaklaştı, domates fiyatının uçuşa geçeceği iddiası ortaya atıldı. Düğmeye basan Ticaret Bakanlığı domates konservesiyle salça ihracatını kayda bağladı. Tebliğle beraber konserve ve salça gibi domates ürünleri ihracatı kayda bağlı mallar arasına alındı. Aynı zamanda domatesin ihracatı da kayda tabi tutuldu. Domates fiyatını aşağı çeker mi bu? Çekmez. Etki etmez bence. Karar aslında ihracatı izne bağlamıyor. Ama yurt dışına satışlar kayıt altına alınacak, yani önceden gümrük beyanı gerekecek. Hal böyle olunca gözler geçen kışta fiyatıyla tartışma konusu olan sofranın baş tacı domatese çevrildi. Geçen kış domatesin kilogram fiyatı 40 liralara kadar yükselmişti ama yaz geldi, fiyat 5 lira 10 liralara kadar indi. Ama domates üreticileri diyor ki önümüzdeki kış fiyat 50 liralara çıkabilir. Bakın neden. Bu yıl yandı mı Allah olacağız. Yani %238, %250 artan bir enerji maliyetiyle, gübre maliyetiyle biz bu yıl kışın 50 liranın altında domates satmamamız gerekti. 40 lira satmasına 50-60 olsun. Bence hiç gerek yok yani almaya. O küçük taneler var ya, çeliler. Onlar bile 60'ı falan bulur yani. Bu sene 100 bini bulur böyle giderse. Bugünün dolandırıcılık haberi İstanbul'dan geldi değerli izleyenler. Bu kez tuzağa düştüğünü söyleyen mağdur, üniversitede ders veren bir doçentti. İddiaya göre müteahhitin tatlı diline kanıp satın aldıkları daire ipotekliydi. Sonrası ise filmlerdeki gibiydi. Bu ev ipotekliymiş. İpotekli ev satılmaz. 15 yıllık birikimimizi bir cambazlıkla 15 dakika içerisinde bir çapkınlıkla al paramı git. 15 dakikalık muhabbete kandı, 15 yıllık birikimini kaptırdı. İddiaya göre kendine daire değil, dert satın aldı. Su yok. Su akmıyor. Yanmıyor. Yanmıyor. Doğalgazımız da kesildi. Yaşanmayacak bir ev sattı. Doçent doktor Mustafa Işık İstanbul'da bir üniversitede göreve başladı. Buraya taşınınca da bir ev satın almak istedi ama başına gelmeyen kalmadı. O anda bilinç, akıl tamamen devre dışı. İddiasına göre bir tanıdıkları aracılığıyla buranın müteahhitiyle tanıştılar. Bu evi satın aldıklarını zannettiler ama evin üzerinde ipotek olduğunu çok sonradan anladılar. Elimi öpmeler, ayaklarımı öpmeler, yalakalıklar. Hanımın altınları vardı, yüzüğü, küpesi vardı. Onlara varıncaya kadar aldı. İddiaya göre müteahhit onlara çocuğunun hasta olduğunu anlatmış, kendini acındırıp zaman kazanmıştı. Lösemi olduğunu söyleyince işte dünya fani, hayat geçici, paranın da pulun da hiçbir önemi yok. O ağladı, ben ağladım, müteahhit ağladı, hanım ağladı falan derken böyle bir atmosfer oldu. Anlaşma yapıldı. İddiaya göre çift 327 bin lira ödeme yaptı ama sonra işler sarpa sardı. Tüm bunlar yetmedi. İddiaya göre müteahhit bu evin doğalgazını ve suyunu kesti. Şimdi Işık ailesi başka bir eve kiraya taşındı. Yani ev sahibi olmak isterken kiracı oldular. Yeni Bosna'da kirada oturuyoruz. Paranızı veririm gidersiniz diye beni de tehditte bulundu. Şov haber karşı tarafa da ulaştı. İddiaları yalanlayan müteahhit tam tersini anlattı. Ona söyledik ipotek olduğunu, toprak sahibiyle mahkemelik olduğunu biz kendisine söylemiştik. Söylemediniz. Evet, Mustafa Bey bizi dolandırdı ve bizi kandırdı. Böylesi ilk kez yaşandı diyebiliriz değerli izleyenler. Araç motoruna çünkü bu sefer bir kedi değil tavuk sıkıştı. O tavuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Kaputu kaldırınca içeriden bize yani gıdaklıyor, git git gıdak, git git gıdak. Görmese kimse inanmazdı, şaka sanırdı. Araç motoruna bu kez tavuk sıkıştı. İtfaiye anında geldi, tavuğu kurtardı. Çıkardı. Daha da hoş olalım. Vallahi helal olsun abi. Mutlu musunuz? Ümraniye'de oturan Oğuzhan Demir kamyonetine bindi, işe doğru yola çıktı. Komşusundan gelen telefonla şaşkına döndü. Mahallenin çocukları tavukları kovalamışlar. Bir tanesi kaçmış, bizim motorun içine girmiş. Biz yoldayken komşu beni arıyor. Diyor ki benim tavuklardan biri eksik. Nerede? İşte senin motora girmiş, görenler var. Tavuğu yakaladım motorda. Bunu kullan abi. Kaputu kaldırınca içeriden bize yani gıdaklıyor, git git gıdak, git git gıdak. Motora sıkışan tavuğu kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Gördün mü bak, itfaiyeyi kurtardı. Cengiz abi tavuğun kurtuldu. Bu hava boşluğu kısmından elleriyle çekerek aldılar, kurtardılar tavuk hanımı. Kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı. Tavuk sağ salim çıkarıldı, sahibine teslim edildi. Hanımefendi itfaiyeler sayesinde kurtardı.
Günlük hayatımızda nelerden korkuyoruz? Uzmanlara göre 10 bin farklı korku türü var ve bir tanesini birçok kişi yaşasa da adından haberdar bile değil. Bakın, çerofobi ne anlama geliyor? Gülmekten, mutluluktan korktuğunuz oluyor mu hiç acaba? Evet, oluyor. Çok gülünce insan korkuyor. Yani acaba başıma bir şey mi gelecek diye. Çok güldüğüm zaman başıma çok hoş şeyler gelmiyor. Mutlaka o çıkıyor yani gözyaşı olarak benden. Kimse farkında değil ama aslında bu bir fobi ve mutlu olma korkusu o fobinin adını duyanları şaşkına çevirdi. Korkmuyorum. Çok mutluyum yani her zaman için. İleride başınıza bir şey gelmesin biraz ileride? Aha, olabilir. Oluyor bazen. Onun için gülmek istemiyorum fazla. Ölüm korkusu, kapalı alanda kalma korkusu, yükseklik korkusu derken liste uzadıkça uzuyor. Öyle ki 10 binden fazla fobi var. İşte onlardan biri. Mutlu olma korkusu. İsmi çerofobi. Çerofobiksiniz. Evet. Biliyor muydunuz? Evet. Etraftaki insanlara ne bileyim mutluluğunu göstermek istemezsin falan diyebiliyorum. Onlar rahat öyle şey olur mu ya? Pozitifliktir gülmek, gülmeyi çoğaltır. Türklerde o fobinin temeli gülme komşuna gelir başına atasözüne ya da çok güldük başımıza kesin bir şey gelecek inanışına dayanıyor olabilir. Var mı hiç böyle etrafınızda mutlu olmaktan korkan? Yanımdaki. Yani bu. Çok güldünüz, başınıza bir şey gelmesin. Duymamıştım, sizden öğrendim. Evde de balkon camına girmişliğim var babama güldüğüm için. Ben birini düşüne güldüğümde şak diye yere düşerim mesela. Hep olur o bana. Marketin kapısına girmiştim. Nergis Hanım gülmeyi böyle çok seviyor ama güldükçe başına kötü şeyler geleceğine inanıyor. Zaman zaman kötü şeyler de yaşıyor. Yani o bir çerofobik. Sanırım öyleyim. Çaresi ne? Hiçbir fikrim yok ya. Gülün ya, çaresi bu işte. Sosyal medyada ürün satışı yapan sayfalarla hepimiz karşılaşıyoruz. 10 yaşındaki Aras da o sayfalardan birinde. Bir krampon beğendi, almak istedi. Anneannesi satıcıya güvenmeyip mağazadan alalım dese de dinletemedi. Ve sonunda haklı çıkan anneanne torununun dolandırılmaktan bakın nasıl kurtardı. Oradan alma, ya mağazadan veya kendi sitelerinden al dedi. Ben de uymadım, ben de buna kaldım. Aras'cığım artık inanmayacak böyle şeylere değil mi oğlum? İnanmam tabii. Boşuna söylenmemişti atasözü, bir musibet bin nasihattan iyidir. Anneannesinin uyanıklığı sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu, parası da cebinde kaldı. Normalde 2000 veya 1500'den başlıyor. Ucuz görünce o Instagram'daki siteden aldım. Peki üzüldün mü? Çok üzüldüm ama anneannem uyanıklık yapıp parasını vermedi. 10 yaşındaki Aras sosyal medyadaki sayfada satışı yapılan kramponu beğendi. Anneannesinden almasını istedi. Meral Uğur mağazadan alalım dese de torununa dinletemedi. Oğlum böyle sitelere güvenmeyelim dedim. Yok anneanne, arkadaşım da aldı. Ben de alayım. Sitede ne kadardı? 500 falandı. Biz de siparişimizi verdik. 3 gün sonra kargo geldi. Meral Uğur kargoyu aldı. Tam kapıda ödeme yapacaktı ki o an içine bir kurt düştü. Eşinden mutfağa gidip gizlice paketin içine bakmasını istedi. Ve şüphesinde de haklı olduğu o anda ortaya çıktı. Eşim de açtı ve içinde paramparça. Pazarda bile satılmaz o ayakkabılar. Yani kimse alıp giymez. Kapıda bekleyen kuryeye para yerine sahtekarların gönderdiği bez ayakkabıları verdi. Konuştuk kendileriyle. 2 tane bez ayakkabı çıktı dedik. Getiren kargo içinden almış olabilir dedi. Parayı verdiniz mi diye sordu. Hayır, parayı vermedim dedim. O zaman dedi ben de dolandırıldım dedi. Çoğuna işte patlıcan falan gidiyor, salatalık gidiyor. Gene bana ayakkabı geldi. Aras o istediği ayakkabıya sahip olamadı ama çok önemli bir ders aldı. Şimdi arkadaşlarına önemli bir mesajı var. Arkadaşlar Instagram'dan almayın, bir de annenizin babanızın sözünü dinleyin. İstanbul Maltepe'de Karabük Yeni Kapı Meydanı'nda Sivas rüzgarı esti bugün. Yöresel lezzetler birbirleriyle yarıştı. İstanbul'da şu anda Karabük havası esiyor mu? Şu an zaten Karabük diye bağırıyor. Tüm tezgahlar Karabük diye bağırıyor. Yemekler yenildi, yerel lezzetler tadıldı. Maltepe'de Karabük günleri başladı. Efendim, banduma nedir? Bilmeyenler için söyleyelim. Banduma tavuk etiyle, hindi etiyle olur. Hindi suyuyla, bandıralak, tereyağlı, yufka ekmeğiyle olur. Üzerine tereyağı gezdiriyoruz. Sonra tavuk ekliyoruz üzerine. Karabük özel etli ekmek yapılıyor değil mi efendim? Memleketimize, yöremize özel. Efendim şimdi etli ekmek denilince akla Konya gelir. Ama bunlar lahmacun şeklinde uzun, bizimkiler kapalı, yarım ay şeklinde. Safranbolu'nun en meşhur lezzetlerinden biri bu, bükme. Kıymasını, ıspanağını, fazlasını koyduk ve açıyoruz.
Meşhur kuyu kebabı için kuyu açıldı. Kaç saattir kuyunun içerisinde etmiş? 2 saatten beri kuyunun içerisinde. Çok nefis pişmiş. Yani et kemikten ayrılıyor. Kesinlikle, kesinlikle kemikten ayrılıyor. Gördüğünüz gibi şöyle de ayıralım. Ziyaretçiler hem lokum yedi hem de içlerindeki altını bulmaya çalıştı. İddialı mıyız? Pek iddia edemiyorum ama şansa kalmış bu iş. Ben iddialıyım, evet. Bulurum diyorsun. Bulurum. Kaçıncı lokumda? Yani 5-6'ncı da bulurum diye düşünüyorum. 5-10 tane yerim, fazla yiyemem. Şu anda da kazanan çıktı. Efendim kaçıncı lokumda? İkinci de çıktı. Yeni kapıda da Sivas günleri başladı. Sivas'ın olmazsa olmaz meşhur lezzetinden birisi de Sivas köftesi. Bu köftenin sırrı içerisinde hiç baharat yok, sadece kaya tuzu var. Sivas günleri etle ekmeksiz olur mu? Tabii ki de olmaz. Peki bu etli ekmeğin sırrı ne? Etli ekmeğimizin sırrı öncelikle hamurumuzun mayalı hamur olmasıdır. Şimdi Kangal'ın yanındayız. Kaç kilo bu Kangal? 65 kilo şu anda. İsmi ne? Bozo. Bakın şimdi Bozo'nun 2 metre boyunu görüyorsunuz. Kalktığı zaman 2 metre oluyor. Değerli izleyenler, bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine gelişmeleri sizlere aktarmak üzere aynı saatte karşınızda olmayı umuyoruz. Ve her zaman söylediğimiz gibi akşamınız güzel olsun. Hoşçakalın.